Merhabalar, ben Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan. Şu anda tüm Türkiye'de olduğu gibi Nurhak'ımızda da maalesef kuraklıkla baş başa kalmış durumdayız. Şu an bulunduğumuz nokta Nurhak sınırları içerisindeki Kullar göletimiz. Bizler diğer Türkiye'nin diğer köşelerinde olduğu gibi, diğer bölgelerinde olduğu gibi kuraklığa çözümsüz bir noktada değiliz. Bu gölet yaklaşık bir 7 yıldır bu göletin çalışması devam ediyor. Bu gölet ne kadar kısa sürede bitirilir ise Nurhak'taki kuraklığa ciddi bir çözüm bulunacaktır. O yüzden bu göletin çalışmalarının çok kısa süre içerisinde bitirilmesi gerekiyor. Nurhak'taki kuraklık çözümsüz değildir. Tamamıyla yavaş işleyen işlerden dolayı kuraklık artarak devam ediyor. Ziraat Odası Başkanımız burada. Buyur başkanım. Vallahi şimdi bu göletin ne kadar erken biterse özellikle Kullar mahallesine bağlı olan araziler bir an önce suya kavuşmuş olacak. Tabii ki o zaman vatandaş da rahat edecek. Muhtarım da burada, işte Kullar'ın muhtarı. Gereken birlikte yapılmasını rica ediyorum. Kuraklığı tüm Türkiye gibi Nurhak'ta da çok derin bir şekilde yaşıyoruz biz bunu. Fakat Nurhak'ın artı özelliği şu, Nurhak'ın kuraklık sorunu çözülebilir. Çünkü buradan kilometrelerce uzaklıktaki Gaziantep'e buradan su gidiyor. Biz ise suyun kaynağında olmamıza rağmen buraya herhangi bir şekilde bir gölet yaparaktan ya da şu anda yarım kalan göletleri tamamlayarak Nurhak'ın su sorununa çözüm bulunamamıştır. İktidardan, hükümetten beklentimiz Nurhak'ın çözümlü olan sorunlarına hızlı bir şekilde, ivedi bir şekilde el atmalarıdır. Nurhak'ta tespit ettiğimize göre 62 gündür buraya yağmur yağmadı. Ekinler başta çok güzeldi ama kuraklıktan bu hale geldi. İşte göstereyim, arpanın boyunu görüyorsunuz. Kuraklıktan bu hale geldi. Çiftçilerimize ivedilikle yardım edilmesini rica ediyoruz. Bir de Nurhak genelinde başkanımın söylediği gibi sularımız başka yere gidiyor. İşte başkanım aktardı onu. Bizim sularımız Antep'e gidiyor. Boş akıyor. Bir taraf başka yere gidiyor ama bunlardan bize bir pay düşmüyor. İvedilikle buna bir çözüm bulunmasını rica ediyoruz yetkililerden. Ben Tanjüper, çiftçilik yapıyorum. Yaklaşık 150-200 dönüm arazi ektim ama vaziyet bu durumda. Bundan dolayı yetkililerden destek istiyorum. Bu şekilde destek sağlanmazsa gelecek yıla çiftçiliği de yapmak istemiyorum.